yeni dönemde. Hem Meclis Başkanı hem AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım istifa kararı aldı. Yıldırım katıldığı bir TV programında "Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibariyle tamamdır. Orada görevimi tamamlamış olacağım ve ondan sonra seçime kadar tam kapasite İstanbul'a, İstanbullularla, İstanbul'un sorunlarıyla, İstanbul kampanyasıyla vaktimi geçirmiş olacağım" dedi. Meclis Başkanımızın adaylığı noktasında istifa nereden çıktı? Meclis başkanlığı. Öyle bir şey var mı? Dersiniz iyi çalışmamışsınız. İstifaya gerek yok. Şu ana kadar istifaya dönük açıklamalar yapan Yıldırım ve AKP kanadına CHP'den eleştiri geldi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "O koltukta oturtmayız, anayasayı çiğnetmeyiz" dedik, dinlemedi. Binali Yıldırım az önce istifa edeceğini açıkladı. "Milletin aklıyla alay etmeye, göz göre göre yalan söylemeye, çamura yatmaya değdi mi?" şeklinde tweet atarken CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Yıldırım'ın sonunda doğru yolu bulduğunu söyledi. Evet, istifa edeceğini açıkladı. Doğru yolu buldu. Yani anayasa maddesi de netti zaten. Hatta 18 Şubat galiba değil mi? Tarih belirledi. Yani yüksek seçim kurullarına dilekçe verildiği gün istifamı vereceğim dedi. Aksine bence şimdiden vermesi lazım. Yani doğru olan da o. Çünkü aynı zamanda siyasi faaliyetlerde bulunamaz diye bir madde var orada. Ama zaten o sanıyorum daha önceki Sayın Yıldırım'ın açıklamasında bu süreci bir sosyal faaliyet gibi algılayarak ifade etmişti. Siyasi faaliyet kabul etmemişti. Neyse ki hani en azından doğru olduğunu anladı. Sanıyorum 10 Şubat'tı çalışan gazeteciler gününde. Böyle bir şeye ihtiyaç yok, gerek yok diye de beyanda bulunmuştu. AKP adına ilk açıklamayı ise parti sözcüsü Mahir Ünal yaptı. Binali Bey vakti ve saati geldiğinde kararını verdi ve kararını açıkladı. Dolayısıyla bu Binali Bey üzerinden özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüttüğü bir spekülasyondu. Ve Sayın Meclis Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım Bey de açıklamasıyla bu tartışmalara son noktayı koydu. Binali Yıldırım'ın istifa kararı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de soruldu. Bu faziletli, erdemli bir davranıştır. Çok propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir. Onun için bu düşüncesine hep beraber saygı duymalıyız. AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özaseki'yi ziyaret eden Bahçeli, meclis başkanlığında da AKP adayını destekleyeceklerini söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi, kimi meclis başkanı adayı olarak takdim ederse, Milliyetçi Hareket Partisi o adaya meclise destek verecektir. Bunun A'sı, B'si, kişisi, ötesi yoktur. Bu kadar net ifade ediyoruz. Ne demektir bu? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mecliste Binali Yıldırım Bey'den boşalan yere meclis süresi içerisinde başkanlık yapacak bir AKP'li kardeşimizi öneriyorsa, Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın dışında hukuki zeminde de bunun bir hak olduğunu görüyor ve aday çıkarmadan kesin desteğini sunacaktır. Sağ olun efendim.